Herkese merhabalar. Sizler sordunuz, bizler cevaplamaya çalıştık. Yeni siz sorulardan korkuyorum dediniz. Farklı farklı yorumlar yolladınız. Bengü Sucan, Nisa Karadeveci, aynı zamanda Pelin Güngör birçok öğrencimizin sorusunu cevaplamaya çalıştık. En çok beğeni alanlardan, en fazla like alanlardan diğer bir de işte. Şimdi bu soruları cevaplayacağız. Nasıl gidiyor Tonguç'um? İyi gidiyor hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Şimdi arkadaşların sorularını cevaplayacağız ama bazen bu soruları sen de kendin cevaplamak isteyebilirsin. Yani hocam ben de böyle düşünüyorum diyebilirsin. Mesela demiş ki Bengü Sucan, yeni nesil soru gördüğümde korkuyorum, yapamayacağımı düşünüyorum ve boş olarak atılıyorum. Ne yapmadın? Yani boş bırakıyorum demek istemiş. Beğeni atın üstüne dursun demiş. Sen de yeni soruları görünce korkuyor musun Tonguç? Evet korkuyorum hocam. Gerçekten de böyle uzun böyle gerçekten bir sürü resimli görselli soruları görünce hepimiz endişeleniyoruz. Hatta burada varsa şöyle göstereyim bir dakika bir tane şurada kitaplarımızdan bak 7'den 8'den şuradan göstereyim mesela bir dakika. Atıralım mesela. Bak bu tarz böyle üzerine bir sürü görsel olan böyle uzun uzun resimli sorulara biz yeni sorular diyoruz. Bak ne kadar uzun bir soru. Şimdi bu sorulardan korkmamıza gerek yok. Neden? Birincisi esasında bu sorular içerisinde uzunluk bakımından fazla kelime olduğu için bizi zorlayabilir. Dikkatimizi toplamamızı isteyebilir ama temelinde sadece ama sadece bizim okuma yazma yeteneğimizi ölçen, bizim paragraf yeteneğimizi ölçen ve bununla beraber Türkçe, matematik, fen, sosyal bilgilerimizi birleştirmemizi isteyen sorular. Yani esas olay şuradan başladı. Milletin Bakanlığı ve YÖK dedi ki yani bu sınav sorularını hazırlayan komisyonlar dediler ki en fazla kitap okuyan öğrenciler sınavda başarılı olsun. En fazla e, okuma yeteneğine sahip, kelime dağarcığına sahip ve bilgilerini belli bir yorum içerisinde kanıtlayabilen öğrenciler başarılı olsun dediler. O yüzden bursluluk sınavlarında, LGS'de veya buna benzer sınavlarda hep uzun uzun matematik soruları, uzun uzun paragraf soruları, uzun uzun görselli sorular hazırladılar. Peki biz ne yapacağız? Birincisi bu tarz sorulardan asla endişelenmemize gerek yok. Ama direkt bu tarz sorulardan başlanmaz. Önce temel seviyede sorular çözeceğiz. Sonrasında orta seviye sorular. Sonrasında sınav tarzı sorular Hatta bununla alakalı bizim tost diye kitapçıklarımız var. Temel orta sınav tarzı. Niye? Çünkü biz direkt olarak bu tarz sınav tarzı sorulardan başlarsak sıkıntı yaşarız. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz direkt olarak şöyle göstereyim. İlk başta bu tarz bir soruyu çözdüğümüzde moralimiz bozulabilir. Ama bu tarz bir soruyla başlayıp sonra bu tarz sorular, sonra bu tarz sorulara geçersek daha rahat yapabiliriz. Ya yani matematik göstereyim. Fende mesela. Önce böyle bir sorudan başlarız. Aynı konuyla alakalı. Sonra bu tarz soru. Sonra bu tarz yeni sorulara geçersek başlayabiliriz. Zaten hiçbir şey bir anda olmaz. Bir anda siz 50 kiloyu kaldıramazsınız. Bir anda siz 70 kiloyu, 100 kiloyu kaldıramazsınız. Ama ilk başta 5, sonra 10, sonra 15 ile yavaş yavaş bütün ağırlıkları kaldırabilecek seviyeye gelebilirsiniz. Dolayısıyla şu anda boş bırakmanız çok normal. Ama yeni soruları çözdük ...pratiğinizi arttıkça çok iyi yerlere geleceksiniz. Dolayısıyla endişelenmek yok. Çalışan kazanır, elması kızarır. Vazgeçmiyoruz. Nisa Karadeviç demiş ki... ..."Derse başlamak istiyorum ama başlayamıyorum." Hep erteliyorum. Lütfen beğenin Tonguç demiş. Sen Sende bu sıkıntı var mı Tonguç evladım? Evet var. Mesela günde kaç soru çözüyorsun? Bir soru çözüyorum hocam. Günde bir sorum çözüyorsun. Günde bir soru çözmek için derse oturup onu da erteliyorsan bir şey demiyorum Tonguç'um. Yenilisi soru şey. çözüyorum Şimdi, ama. Ha yenilisi soru diyorsun anladım. Yenilisi sorular biraz daha uzun oluyor. Ama bir de olsa daha fazla çözmeniz yani yenilisi de olsa. Şimdi birincisi çok önemli Tonguç'um ve sevgili Nisa ve diğer arkadaşlar. Derse başlamak isteyip sonrasında ertelememizin temel sebebi belli eksiklerimiz. Yani hatırlar mısınız? Hop diye bir şeyden bahsetmiştik. Yani bizim dikkatimiz zaten, bizim planlamamızı engelleyen, bizim ortamımızı bozan, bizim hedeflerimizden uzaklaştıran bir şeylere biz hop diyecektik. Bunların başında mesela cep telefon var. Buna da hayır dememiz lazım bazı dönemlerde. Yani ders çalışırken telefon yanımızda sessiz durmamalı. Çünkü sen sınavda telefonun yanında sessiz duruyor mu Tonguç? Un? Durmuyor. Durmuyor. Ve hatta işte LGS'ye girdiğinde, bursluluk sınavlarına girdiğinde telefon yanında olacak mı sessiz bir şekilde? Hayır olmayacak. Olmayacak. E, o zaman sen niye ders çalışırken de telefonun yanında ses yatıyorsun. Dikkatin dağılıyor. Orada sessiz olsa bir bildirim gelince Instagram'dan, sosyal medyadan, Whatsapp gruplarından bir şey gelince böyle merak ediyorsun ve dikkatin dağılıyor. Dolayısıyla birincisi ders ortamımızı sınav provasıyla aynı hale getireceğiz. Yani sınavla aynı hale getireceğiz. Masanın etrafını toplayacağız. Düzgün bir şekilde telefonumuzu odanın dışına çıkaracağız ve o şekilde ders oturacağız. Ardından da hedefimizi belirleyeceğiz. Bizim hedeflerimiz yıllık olabilir, aylık olabilir, günlük olabilir. Yıllık hedefimiz mesela diyelim ki LGS'de başarılı olmaktır. Aylık hedefimiz bu ay bu kitabı bitireceğim dersiniz. Günlük hedefimiz de bu kitaptan saat dört buçukta veyahut da saat beşte okuldan geldikten sonra bu 120 soruyu bitireceğim diye daha spesifik, daha belirgin, daha ayrıntılı hedefler koymamız lazım. O da ortam. Ortamı mutlaka düzenlememiz lazım. Ortam derken sadece masa ortamı değil. Az önce bahsettiğimiz telefon önemli. Ve P'de plan. Plan neden çok önemli? Çünkü biz eğer plansız olursak ne yapacağımızı bilmeyiz. Ama ben mesela diyelim ki bugün günlerden ee, çarşamba olsun. Çarşamba günü bir şunları çözeceğim. iki şunları çözeceğim. Üç bunları çözeceğim. Dört şu kitabı okuyacağım dedikten sonra. Ne yapacağım biliyorum ya. Bunları yaptıktan sonra eğer dinleneceksem, sosyal medyaya geri döneceksem, oyun oynayacaksam, dışarı çıkacaksam, gezeceksem, arkadaşlarla buluşacaksam bunları bitirmek üzere odaklanırım bunu bitirdim, bunu bitirdim, bunu bitirdim, bunu da bitirdim, ders çıkarım. Ama ne yapacağım bilmiyorum. İşte bugün ders çalışayım, ne zaman çalışayım, arkadaşlarla buluştuktan sonra mı çalışayım, buluşmadan önce mi çalışayım? Bu hep kafamız karıştırır. Dolayısıyla ne yapacağımızı bilip tamamlarsak çok rahat başarıya ulaşırız. Ardından da mükafatımızı elde edebiliriz. Dolayısıyla sevgili Nisa, derse başlamadan önce mutlaka hedefini belirle. O gün yapmak istediklerini veya o ay yapmak istediklerini ve o yıl yapmak istedik. Yani Senin bu yılki hedefin ne olduğunu bilmelisin. Benim bu yılki hedefim işte kabataşa girmek veya bu yılki hedefim bursluluk sınavını kazanmak veya bu yılki hedefim şu 50 kitabı bitirmek diyeceksin. O hedefin masanda duracak. Masanı asacaksın. Eğer kabataşı istiyorsan veyahut da işte Adana Fen istiyorsan veyahut da işte İskenderun Anadolu Lisesi onu odana resmini asacaksın. Hedefin belirlenecek. Sonra orta vadeli yani aylık hedefini yazacaksın. Bu ay şu kitap bitecek diyeceksin. Sonra günlük hedefini planına yazacaksın. Diyeceksin ki bugün şu soruları çözeceğim diyebilirsin. Plana uymadığın zaman onu revize edebilirsin. Yani plan günlük planda bazı değişiklikler olabilir ama yıllık planı değişmeyecek. Hedefin hep belli. Bursluluk sınavını kazanmak, Kabataşı kazanmak, Adana Fen'i kazanmak olacak. Ortam da çok çok önemli. Şöyle bir ortamda bak şöyle bir ortamda Tonguç'um. Sen ders çalışmak ister misin? Şöyle bir ortam var. Masada çay var. Ve atıyorum bir tane de şöyle bir kitap bulalım. Evet mesela diyelim ki şu kitabı bulalım. Şu da kitabın. Hadi ders çalışmaya bak. Bu ortamda ders çalışmak ister misin? İstemem hocam. İstemezsin değil mi? Niye? Çünkü dağınık. Ama bak bunları şöyle topladık. Kaldırdık. Kalemliği kaldırdık. Kitapları kaldırdık. Hepsini kaldırdık. Bu örneği her zaman veriyorum. Bir kez daha vermek istiyorum. Şöyle çevirdik. Kitabımız burada. Ve bir tane de kalemimiz var. Tamam çok güzel. Her şey hazır. Şu anda bu ortamda ders... Pardon kitabımız biraz asimetrik olmuş. Silgi arıyorum o yüzden asimetrik oldu. Tamam silgiyi de çıkardım. Her şey güzel. Telefonu da odadan dışarı çıkardım. Annen meyve falan verdikse onları da sonra versin. Şimdi vermiyor. Her şey böyle düzgünce duruyor. Tamam şunlar şu anda her şey hazır. Şöyle kalemimize koyduk. Şu anda ders çalışmasan bile masaya oturduğunda... Ders çalışasın geliyor. Böyle bekliyorsun ya. Ben bugün saat dörtle ile beş arası ses çözeceğim dedim ve duruyor dörtle ile beş arası. Ders çalışmaya başlamasan bile masadan kalkma. Ben bugün hedefim bu. 4 ile 5 arası masaya oturacağım ve bekleyeceğim. Bekle bekle bir 10 dakika bekle. 10 dakikanın sonunda oturup çalışma çalışasın gelir bu soruları çözmeye başlarsın. Ama bir masa olursa zaten aman dersin çalışsan bile dikkatini dağılır. Beynindeki bilgiler de yerlerine oturtamaz. Ama şöyle bir masaya her öğrenci oturup da bir çalışmaya başlayasın gelir. Bu 7. sınıf için olur, 8. için olur, 9 için olur, on için olur. Hiç fark etmez. Tonguç evladım. Geldik Pelin gün görün sorusuna. Pelin diyor ki ben bir sınava girerken çok stres oluyorum. En iyi bildiğim sorunun cevabını bile yanlış yapıyorum. Sorun şu. Stresi nasıl yenebiliriz? Lütfen beğeni attın Tonguç göstermiş. Arkadaşlar buradaki yöntemimize biz Antep fıstığı yöntemi diyoruz. Yani Tonguç'um sen antep fıstığını seviyor musun? Evet severim. Antep fıstığı yerken bazen böyle kapalı fıstıklar gelir. Onlar geldiğinde dişin acıyor mu? Acıyor evet. Peki onlar geldiğinde ne yapıyorsun? Onları kırmakla mı uğraşıyorsun yoksa onları bir kenara bırakıp diğer fıstıkları mı yiyorsun? Kenara bırakırım. Harikasın Tonguç'um. İşte bak antep fıstığı yerken biz bazı kapalı fıstıkları gördüğümüz zaman <laughs> dişimiz kamaşır acır böyle onları bir kenara bırakırız. Önce açıkları löp löp gömeriz, bitiririz, yeriz. Ardından kapaları geçeriz. Niye? Çünkü eğer o kapalı fıstıkları en başta yemeye çalışırsak dişimiz acır, açıklara da yemeye fırsatımız kalmaz. Dolayısıyla biz de sınava girdiğimizde önce yapabileceğimiz kolay sorulardan başlayacağız. Sonra zor sorulara geçeceğiz. İşte bir sınava girerken stres olmamanın ve sınava başladıktan sonra stresimizi azaltmanın en önemli yöntemi en başta kolay sorularla bir moral motivasyonumuzu sağlamak. Yani sınava girdiğimiz zaman Tonguç Eladım benim en başta bir stres olacak zaten. Sonra bu ilk soruları yaptıktan sonra azalacak. Ara ara zor soru gelince yeniden artacak, artacak, azalacak, artacak, azalacak. Bu önemli değil. Önemli olan en baştaki stresi en aza indirmek için mutlaka mutlaka kolay sorularla başlamak ve tabii ki de bilgi eksikliğimizin olmaması. İnsan bilmediği şeyden korkar. Mesela ben şimdi bu soru geldiği zaman korkmuyorum. Niye? Buna benzer bir yüzlerce öğrenci bana bu soruyu sordu. Cevaplayabilir. Ama bana bambaşka zor bir soru geldiği zaman eyvah bu soruyu nasıl yapacağım diyorum. Hemen Google'a bakıyorum. Arkadaşlarımdan destek istiyorum. Öğretmenlere soruyorum. Ben de yani. İnsan bilmediği zaman heyecanlanır, stres olur. Ama bildiği zaman ve bildiği sorulardan başladığı zaman çok rahat başarıya ulaşır. Unutmayın arkadaşlar tek cümleyle en çok beğeni alan 3 cevaplamaya devam edeceğiz. Tonguç'um sen de sorularını göndermeye devam edeceğiz. Soru gönderecek misin? Evet göndereceğim hocam. seni. Hadi bakalım ödül sonra yorumlarınızı yazın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.